Merhabalar. Bugün size iki adet kitap önermek istiyorum. Wolf Dorn'un Şizofren ve Oyunbaz adlı kitapları. Kitaplar merkezinde psikiyatrist Jean Forster'ın başından geçen trajik olaylar ve yaşadığı travmaları konu alır. Her iki kitapta Jean Forster ile bağlantılı cinayet olaylarını okuyoruz. Kurgusu güzel, ters köşe sonu olan, içerisinde bol bol psikolojik analizler barındıran, merak uyandıran psikolojik gerilim tarzı cinayet romanları. Şizofren ve Oyunbaz seri kitaplar fakat sadece Jean Forster'ın özel hayatı açısından birbiriyle bağlantılı olup içerisindeki olaylar farklı. Polisiye cinayet tarzı romanları çok fazla tercih etmeyen bir okur olarak her iki kitabı da çok sevdim ve Wolf Dorn'un ulaşabildiğim diğer kitaplarını da okumaya karar verdim. Oyunbaz'dan bir alıntıyla bitirelim. Buna karşın bize çocukluğumuzda anlatılan masallar çok daha samimiydi. Hiç düşündün mü? Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Sevgiler. Oblomov, Ivan Aleksandrovich Gonçarov. İçinizdeki güç canlandığı zaman çevrenizdeki hayatta yeni bir anlam kazanacak, şimdi görmediğiniz şeyleri görecek, işitmediğiniz şeyleri işiteceksiniz. Sinirleriniz birer tel gibi ses verecek. Dünyaların müziğini duyacaksınız. Otların büyüdüğünü işiteceksiniz. Bekleyin, acele etmeyin. Bir gün kendiliğinden olacak bu. Oblomov yarım kalmış bir adam olduğunu, ruh güçlerinin gelişmeden kaldığını, hayatına bir ağırlığın çöktüğünü düşündükçe içi parçalanıyordu. Başkalarının zengin ve hareketli hayatını kıskanıyor, kendi hayatının yolunu ağır bir kaya parçasıyla tıkanmış, daracık zavallı bir patika gibi görüyordu. İçinde hiç uyanmadan kalmış, biraz kurcalanmış fakat hiçbiri sonuna kadar işlenmemiş birçok imkanlar olduğunu acı acı seziyordu. Oblomov tembel değil, vazgeçmiştir. Hayatın anlamsızlığına karşı bir vazgeçiştir Oblomov'un eylemsizliği. Samimi, içten, sempatik, içinize sıcacık duygular uyandıracak bir karakter Oblomov. Oblomov'u sevmemek imkansız. Mutlaka okuyun. Cennet bahçesini hayal meyal hatırlıyorum. Eşsiz, büyüleyici bir güzelliği vardı. Artık yok. Bir daha göremeyeceğim orayı. Cennet bahçesini yitirdim ama onu buldum ya. Bana yeter. Beni karınca kararınca seviyor. Ben son tutkulu yaratılışımın olanca gücüyle seviyorum. Gençliğime ve cinsiyetime veriyorum bunu. Kendi kendime onu neden bu kadar sevdiğimi soruyorum. Ama ben de bilmiyorum. Asla bilmek de istemiyorum. Evet, bence onu sırf benim olduğu ve erkek olduğu için seviyorum. Başka da bir açıklaması yok. Başta da söylediğim gibi ölçüp biçilebilir, akıl yürüterek anlaşılabilir türden bir şey değil bu. Ansızın geliveriyor. Nereden geldiğini kimse bilmiyor, açıklayamıyor da. Açıklanmasına gerek de yok zaten. Mark Twain, Adem ile Havva'nın güncesi. Aşk daha önce hiç bu kadar güzel anlatılmadı.